Arkadaşlar merhaba. Yine kümesin içinden bir video ile birlikteyiz. Şimdi kuşlarıma banyo verdim. Genel bir durumlarını anlatayım size, vaziyetler var. Çünkü anlatmam gereken, size de faydalı olacağını düşündüğüm şeyler var. Şimdi arkadaşlar öncelikle 2-3 hafta önce yavruların bazılarında çiçek çıktı. Bunun sebebi arkadaşlar... Karışık yem almıştım. Onun içerisinde palet yemler var. Bu az miktarda da olsa palet yemler var. Onlar yavruları, bazı yavruları çiçek yaptı. Havalar da kötüydü, nemliydi zaten. Yağmurluydu. Onun da etkisi var. İkisi birleşince herhalde böyle bir şey oldu. O arada ben de havalar soğuktu, pencereleri de kapatmıştım. Kuşlarda çiçek çıktı. Yavrularda çiçek çıktı. Bu piyasada yaygın olan birkaç marka var, siz onları biliyorsunuz zaten, hiçbir işe yaramayan ama fiyatları da az buçuk paralar değil yani. O ilaçlardan elimde vardı, onu kullandım, hiçbir işe yaramadı arkadaşlar. Benim istediğim ilaçları bulamamıştım, onlar vardı, onu almıştım deneyeyim diye. Gerçekten hiçbir işe yaramadı. İşlerim de vardı yani, şey de yapamadım, ayarlayamadım da. Yavrular gerçekten mahvoldu, kuşlar mahvoldu. İşte geçen hafta istediğim ilaçları tedarik ettim. O ilaçları da size göstereceğim, fayda sağladığım ilaçları. Benim eskiden beri kullandığım, bildiğim ilaçlar. Zaten her zaman da daha önceki videolarımda da söylemiştim. Alman ve Hollanda markalarından şaşmayın diye. Şimdi arkadaşlar genel olarak ne yaptım? Kafamda soru işareti kalmasın diye. Öncelikle bir kurt ilacı yaptım arkadaşlar. Eczaneden kontil aldım. Kuşları bir gün susuz bırakıyorsunuz, yani akşamdan falan sularını çekiyorsunuz, iyice susuyorlar. Önlerinde yem falan da olmasın. Kuşlarınıza bir kurt ilacı veriyorsunuz. İçinde hani kafanızda soru işareti kalmasın sezon öncesi. Kurt ilacınızı veriyorsunuz. Çünkü yemle birlikte verdiğinizde kusma falan yapabilir. Yemi o ilacı içtikten, işte o suyu içtikten 3 saat sonra falan verebilirsiniz. Daha sonrasından... Şöyle bir Alman markası, zaten ünlü bir marka. Arkadaşlar hem probiyotik hem vitamin. Kuşları bakım öncesi, yarışma öncesi veya ilaç öncesi ve sonrası vereceğiniz ve bağırsak gelişimlerini tekrar düzenleyecek olağanüstü bir vitamin gerçekten. Yani kapağını açtığınız zaman bile kokusu inanılmaz keskin, öyle söyleyeyim size. Çok faydalı. Kuşlarınıza bundan imkanınız varsa alıp vermeyi, vitamin yerine bunu vermeyi tavsiye ederim ilaç bakımlarında, kürlerinde. Daha sonrasında bazı çiçek olan yavrularım vardı. Onlara da Roni verdim arkadaşlar. Bunun içerisinde 50 tane var. Bu da inanılmaz etkili. Anında hemen kesti yavruları, kendine getirdi. Öbür ilaçlardan veriyordum ya, bir kutu verdim ya, bitirdiler. Bir hafta hiçbiri etki etmedi, öyle söyleyeyim. Bundan verdim, bir günde bile etkisini gösterdi, öyle söyleyeyim. Şimdi ondan sonra çiçek ilacını verdikten sonra da arkadaşlar 1-2 gün verdim, ağır olanlara verdim çünkü. Bunun içerisinde de zaten çiçek ilacı var. Bununla devam ediyorum şimdi. İkinci günleri bununla devam ediyorum. Salmonella 4'ün 1 mix, DAC'ın bu da. Koli hastalığı, salmonella, E. coli, çiçek, hepsine iyi geliyor arkadaşlar. Form düşüklüklerine iyi geliyor. Bu yavrularda ani form düşüklüğü olabiliyor. Genç kuşlarda, genç kuş hastalığı dediğimiz kuşlarda. Yavrularda bir anda formu iyi oynarken bir anda kendini sıfırlayabiliyor. Bu gerçekten çok faydalı. Kuşları hemen kendine getiriyor. Hemen ciddi faydasını gördüğüm için söylüyorum bunları. Hani inanın faydasını görmesem hiç işim yok yani. Bunlardan herhangi benim bir bağım falan yok. Bunları tavsiye etmem ama bunları özellikle tavsiye ediyorum. İmkanınız doğrultusunda almanızı tavsiye ederim. Tabi pahalı ilaçlar ama şöyle düşünmek gerekiyor. Şimdi evet, ben bunlara 600-700 lira para verdim. Fakat şimdi yavrular öldüğü zaman sezonda en kötü 10 tane 20 tane yavru ölüyor. Kuşlarınız ölüyor. İyi değerli kuşlarınız ölüyor. Bunları verdiğiniz zaman bir yıl rahat ediyorsunuz en azından. Bir yıl size çok rahat bir şekilde gider. Öbür türlü aslında ziyanınız daha fazla. Bunu da göz önünde almanızı öneririm. Yani bunu vermeyeyim derken iyi kuşlarınızdan oluyorsunuz. Parayla alamayacağınız kuşlarınızı belki kaybediyorsunuz. Bir daha bulamayacağınız veya sizin için değerli maneviyeti olan kuşları kaybediyorsunuz. O yüzden bunları tavsiye ederim arkadaşlar, ciddi faydasını gördüğüm için. Bu arada şöyle bir genel vaziyeti de gösterelim. Vaziyetler nelerdir? Burada arkadaşlar kulağın yavrusu çıktı. Bir tane Hümey yavru, babası burada.
Annesi de beyaz beklettiğim bir beyaz vardı biliyorsunuz o. Hümeyn kardeşi de kula sanıyordum ama o da mavi çıktı arkadaşlar. Güzel bir mavi verdi böyle koyu bir mavi. Bu kuşlar da güzel kuşlar belli zaten inşallah bir sıkıntıları olmaz. Güzel performans sergilerler ilk kez uçuracağım bunlardan. Bunun dışında yine beyazlarım var, yavru beyazlarım var, büyüyenler arkadaşlar. Arap burada, perdeli Arap. Sarı kızım burada, kanatları dizmesini bekliyorum. Bir tane yavrusu vardı, onu öldürdüm sarı. Maalesef kaybettim. Hastalandı. Burada sarının bir çift beyaz yavrusu var. Eşi zaten beyaz, annesi de beyazdı. Bir yavrusu var. Burada perdeli Arap'ın yavruları var. Şöyle bir sabuni verdi arkadaşlar. Bir sabuni verdi, bir de Arap verdi. Böyle bir sabuni, bir Arap verdi. Şu an bakımda oldukları için kuşlar gerçekten kendilerini de göstermiyorlar ama şu an ilaçlı su verdiğimden dolayı tam belki kendilerini göstermiyorlar ama gerçekten çok güzel yavrular. Şöyle söyleyeyim. Babaları beyaz bunların, anneleri işte Arap biliyorsunuz. Bu sabuniyle şey nereden çıktı diyebilirsiniz, Arap nereden çıktı diyebilirsiniz. Hadi annesi Arap ama sabuni nereden çıktı? Arkadaşlar bu kuşların, ben bu perdeli Arap'ı bildiğim için dedesiyle nenesi birebir bununların aynısıydı. Yani öz dedesiyle nenesini verdi Arap, öyle söyleyeyim. Hatta Nubar abim de bile onun öz nenesiyle dedesi şu anda kalmadı. Diğer Araplar var yani, perdeli kuşları var ama bunlardan kalmadı. İlk ta atasını verdi, öyle söyleyeyim size. Ben de çok sevindim. İnşallah uçuracağız. Ayağında da markaları var. İnşallah başlarına kaza bela gelmezse uçuracağız. O durumlarına bakacağız. Vaziyetler böyle arkadaşlar. Kuşlarımız bu şekilde. Gerçekten ilaçlardan fayda gördüm. Burada yine beyazlarım var. Zaten kuşlar kendini hemen fark ettiriyor. Şu anda şunu da göstereyim. Bu da mesela şu sabuni yavru da arkadaşlar. Bu da Hector'la Asena'nın bir alt yuva kardeşi. Dişiye benziyor biraz. Evet, dişiye benziyor. Bunu da uçuracağız inşallah. Bir alt yuva kardeşi. Kuşlar gerçekten hemen fark ediyor arkadaşlar. Yani ilaçların etkisi çok etkili oldu. O yüzden zaten bildiğim ilaçlardı. Hani daha önce de kullandığım ilaçlardı ama tabii o saçma sapan ilaçları kullanınca tekrar hani ilaçların ne kadar değerli olduğunu anlayabiliyoruz. Kuşlar şu anda belki size şey gibi gelebilir, biraz hani güçsüz gibi gelebilir. Zaten öyleler de çünkü ilaç bakımdan geçiyorlar. Bir hafta devam edecekler. Bir de banyo verdim şimdi. Banyo verdiğimden dolayı şu anda kuşlar böyle kendi halinde takılıyorlar ama genel olarak sağlıklılar. Kümesi falan da temizledim. Herhangi problemleri falan sağlıklılar. Sadece bir 4-5 gün sonra ancak kendilerine, gerçek formlarına kavuşurlar. Çünkü vitamin falan şu an vermiyorum. Sadece buğday ve ilaçlı su içiyorlar. Kumları vesaire hiçbir şeyleri yok. O yüzden biraz güçsüz kaldılar. Çünkü yavru da büyütüyorlar aynı zamanda. Yavruları da ekstra takviye amaçlı yavru hapı atıyorum. En azından güçsüz kalmamaları açısından. Karışık yem şu ara vermiyorum ilaç kullandığım için. Çünkü buğdayın da bir özelliği var arkadaşlar. Buğdayın da yine temizleme özelliği var. Bağırsakları temizleme özelliği var. Ondan da faydalanıyorum. Karışık yem biraz bozuyor kuşları. O yüzden şu anda bu şekilde ilerliyorum. Bir hafta sonra kuşlarımız gerçek formuna kavuşurlar. Ama genel olarak herhangi bir ölüm, hiçbir sıkıntı yok. Yavrularımızda da bir sıkıntı yok. Çiçek olan yavrularımız biraz ezildiler ama onları da kurtardık. Belki uçuramayacağız ama en azından sıkıntıları yok. Vaziyetler böyle arkadaşlar. Günlükte bu kadar olsun arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Yorum yapmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun.